Selamlar kanalıma hoş geldin. Bugün oyuncuları ilgilendiren kablosuz gaming bir mouse ile birlikteyiz. Rampage markasının Vortex M1 mouse'unu inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi dış kutulama yapısı her zamanki Rampage'in kutulamasıyla birlikte geliyor. Ama baktığınızda kablosuz ve Vortex M1 olarak da geçiyor. Şimdi bu ürünün kutusunu açacağız. Teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Hatta oyun performansından da bahsediyor ve gösteriyor olacağım sizlere. Şimdi bu mouse'un hem artısı hem dezavantajları bulunuyor. Ama tabii ki de fiyat performans skalasına baktığımızda bence artısı fazla olan bir mouse. Şimdi arka kısmındaki genel özelliklerine zaten şu kısımda yer vermişler. İşte 500 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Onun dışında baktığınızda 7 adet üzerinde de tuş bulunuyor. Zaten burada ön resminde de gösteriyor şu üstünde işte yan taraflarında makro atamaları yapabildiğiniz tuşlar. Videonun başında şunu söylemek istiyorum. Henüz bu mouse'un driver'ı gelmedi. Yani yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. O yüzden makro atamalarını henüz yapamıyorsunuz çünkü driver'ı daha paylaşılmadı. Hızlıca hemen bir kutu açılımını yapalım. Şuradaki bantını kaldırdıktan sonra zaten direkt ürünümüz açılacak ve içerisinden çok fazla da böyle detaylı bir şeyler çıkmayacak ama sizlere göstermek istedim. En azından aldığınızda içerisinden neler çıktığını da görmüş olun. Zaten teknik detaylarını ve oyun performansını da inceleyeceğiz. Şimdi kutuyu hemen şöyle çıkartıyorum. Çıkarsa inşallah. Evet. kutunun içerisinde şurada bir tane böyle sticker'lar var. Evet, bir tane de m bir kitapçığı çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu hiçbir zaman okumuyoruz zaten. Şu stikere bakmak istiyorum. Bu imzalı bir sticker. Onu söyleyeyim. Güzel bir şey. Bak arkasında da bunun kurucusunundu sanırım bir imzası bulunuyor. Bunu da bir kenara alıyoruz. Şimdi kablomuz Type C'den USB'ye görmüş olduğunuz gibi uzun da bir kablosu var. Yaklaşık 1 1,5 metrelik bir kablo yapısı var. Çok kaliteli bir kablo değil ama tabii ki de mouse'la işinizi görecek. Yani yaklaşık 1 1,5 saatte ürünü şarj edebileceksiniz. Şimdi ürünümüze baktığımızda hemen sizlere teknik detaylarına geçmeden tasarımından bahsetmek istiyorum. Parmak izi tutan bir yapısı var. Onu baştan söyleyeyim üstünde burada iki tane tuş, burada iki tuş ve yan taraflarına baktığımızda farklı da bir tuş bulunmuyor. Mouse'un tasarımına baktığımızda şu üst kısım güzel. Kadifemsi böyle daha doğrusu kadifemsi değil de dokusu güzel. Şu üst kısımlar da aynı şekilde. Yanlar daha böyle biraz daha kauçuk bir plastik malzemeden üretilmiş. Onun dışında Gördüğünüz gibi hemen de parmak izi tutmaya başladı daha yeni açmama rağmen. Şimdi mouse'un ön kısmına baktığımızda burada şarj edebileceğiniz veya kablo ile kullanabileceğiniz alan bulunuyor. Ve alt kısımda şurada açıp kapatma butonu ve burada da USB dangle yani bunu bilgisayara takarak direkt bununla bağlantısını sağlayabiliyorsunuz kablosuz bir şekilde. Onun dışında şurada da açıp kapatma yeri var. Görmüş olduğunuz gibi mouse şu anda açıldı. Bu kameraya da göstermek istiyorum. Mouse'un gerçekten üst dokusu güzel güzel. Alt dokusuna baktığımızda da normal mouse'lar gibi bir alt dokusu var. Onu da buradan görüntüleyebilirsiniz. Güzel kayacağını düşündüğüm. Bu arada ben bu mouse'u 2 haftadır kendi bilgisayarımda kullanıyorum. Ve dezavantajlarını ve artılarını sizlere paylaşacağım. Yani direkt teknik veri değil de biraz daha hani kullanıma bağlı kullanıcı deneyimi diyebilirim aslında. Kutunun içerisine baktığımızda farklı da bir şey çıkmıyor içerisinden bir adet kablo, iki tane sticker çıkıyor. Bunları kenara aldık. Şimdi mouse'u bir fişe takacağız ama onun öncesinde şöyle tekrardan yanlarını üst kameraya da detaylı bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şu kısımlarda ışıklarımız yanıyor ve üst kısımlarda da gene ışıklar bulunuyor. Bir de buradan ışık çıkıyor. Güzel bir mouse yapısı var. Onu söyleyeyim hani tasarım anlamında güzel. Hemen el olarak baktığımızda görmüş olduğunuz gibi ne çok büyük ne çok küçük bir mouse yapısı var yani elinizi şöyle koyduğunuzda avucunuzu bu şekilde kaplayacak bir yapıda. Şimdi bunu isterseniz küçük kullanan mouse severler de alabilir. Hani eli biraz daha büyük olanlar da alabilir. Orta seviye bir mouse diyebiliriz buna. Hem tasarım anlamında hem performans anlamında. Birazcık mouse'un sizlere teknik detaylarından da bahsetmek istiyorum. Sizler de mouse'u yakından detay çekimleriyle incelemiş olacaksınız. Öncelikle en can alıcı noktası 500 miliamperlik bir bataryası bulunuyor ve 95 gram bir ağırlığa sahip. Bu da ne demek oluyor? Mouse elinizde varla yok arasında bir ağırlık demek. Yani çok hafif bir mouse olduğunu Söylemek istiyorum Ayrıca 1-1.5 saatte şarj olabiliyor ortalama da 80 saat civarında Hadi 75 diyelim 75-80 diyelim Çünkü RGB ışıklarını yakmadan bu mouse'u hiçbirimiz kullanmayacağız muhtemelen Görüntüsüne de önem verdiğimiz için O yüzden 75 ile 80 saat arasında tam şarjıyla kullanım süresi sunuyor bizlere 3 milyon tıklama ömrü bulunuyor DPI hassasiyetini 4800 DPI'ye kadar çıkartabiliyorsun ve PixArt'ın 3212 modelli sensörü kullanılmış. Bu da gene giriş seviyesi böyle orta seviyedeki mouse'larda kullanılan sensör. Dezavantaj olarak size şundan bahsetmek istiyorum. Henüz makro programı yok. Bunu başında söylemiştim videonun. Makro programı olmadığı için bir makro ataması yapamıyorsunuz tuşlara. O yüzden bu bir dezavantaj. Umarım yakın zamanda makro programını da paylaşmış olurlar ve biz de indirip sizlerle gösterip paylaşabiliriz. Zaten makro programının hemen yayınlanması olursa bu videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan makro programını da indirebilirsiniz. Şimdi gelin bir mouse'u bilgisayarımıza bağlayalım ve kullanımına bakalım. Böyle bir oyunlarda ya da internette gezintilerde nasıl bir hissiyat veriyor? Nasıl bir hissi var? Onu da elimden geldiği kadar anlatmaya çalışayım sizlere. Mouse şu anda bilgisayarımıza bağladık ama görmüş olduğunuz gibi ışıkları birazcık soluk. Bu muhtemelen kendinden bataryalı olduğu için olabilir. Şu anda hatta kameranın ışığını da kıstım bu arada. Görmüş olduğunuz gibi Fortnite'e girdim. Şöyle ışıklarını yakından göstermek istiyorum oyun başlayana kadar. Güzel tek renk yap yapabiliyorsunuz ışıklarını. Bu arada işte baktığınızda böyle RGB ışıklar da olabiliyor. Hemen böyle tuşa basarak modlar arasında geçiyorsunuz. Şimdi hemen şöyle bir başlayalım bakalım. Bir görelim. Bakalım mouse'un tepkisi nasıl. Şu anda en kısık DPI'de bu arada. Mouse kablosuz modda olmasına rağmen anlık tepkiler veriyor. Görmüş olduğunuz gibi bak şimdi. Şu adamı bir hemen patates edelim bir. Ulan bu arada silahım da yok. Adamı öldürebilecek miyim? Aha öldü. Vallahi öldü. Aa ölmedi. Gel lan buraya. Oğlum dur lan. Silahsız bir insana sıkılır mı be kardeşim? Oğlum bu nasıl ölecek lan? Fortnite'ı bilmiyorum abi bilmiyorum. Sadece oyunlarda test etmek için giriyorum buna. O yüzden ha, öldü öldür lan. Harbiden öldürdük ya. Silahımızı alalım babacığım. Bak şimdi bir de silahla hemen şöyle bir performans yapalım. Bak görüyorsun değil mi? Anlık tepki. Bak şimdi. Yani mouse'ta herhangi bir problem yok. elimi odaklanın. Bak sağ yapıyorum. Sağ. Sol yaptım. Sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Yani anlık ve hızlı tepkiler verebilen bir mouse ama dediğim gibi ışıkları birazcık az yanıyor. O yüzden hani bunu söylemek istiyorum. Yani alacaksınız buna göre lütfen karar verin. Bak hemen şöyle göstereyim. Mouse'u soldaki yani şu orta kısmı aldığınızda bu ışıkları yakıyor. Sol kısma tamamen çektiğinizde ışıklar yanmıyor. En sağ kısımda da zaten mouse kapalı oluyor. O yüzden orta kısımda ışıklarını yakabilir en sol kısımda kapalı, en sağ kısımda da ışıkları kapalı bir şey yani mouse'u kapalı bir şekilde tutabilirsiniz. Onu da söyleyeyim en azından bulamazsınız vesaire işinizi görsün arkadaşlar. Mouse'la ilgili bütün teknik özelliklerini paylaştım. Video olarak da göstermeye çalıştım. Hem detay çekimlerinde hem bilgisayarın bağlantısını yapıp gerçekten dediğim gibi giriş orta seviye arasında bir alınabilecek mouse. Tabi fiyat performans ürünü olduğunu söyledim ama bu kişiden kişiye göre de değişiklik gösterebilir. Şu anda 1000 TL'nin altında bence alınabilecek mouse'lardan hem gösteriş anlamında yani görünüm anlamında hem de işte bu DPI ayarını yapabildiğiniz ve makro programının da geldikten sonra Makro atamalarını yapıp oyunlarda istediğiniz gibi tuşları atama yapıp Kullanım rahatlığı sağlayacak bir mouse olduğunu söyleyebilirim Şimdi kanalımda incelememi istediğin Farklı ürünler varsa, hoşuna giden ya da araştırdığım bir ürün varsa yorumlardan belirt ki ben de bunları ilerleyen videolarda yorumlarınızı okuyarak en azından hangi ürünü istiyorsanız onu alıp sizler için incelemeye çalışayım. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.